Evet sevgili çocuklar, bugün bakanlığımızın hazırladığı örnek sorulardan Ocak ayı Türkçe sorularının çözümleriyle karşınızdayım. İlk sorumuzda çözümlere başlayalım. Evet. Önce soru kökünü okuyoruz. Bu parçada taramak sözcüğü aşağıdaki anlamlarından hangisini karşılayacak şekilde kullanılmamıştır? Şimdi burada taramak sözcüklerini buldukça aşağıdaki seçeneklerden uygun olanlarıyla eşleştirirsek soruyu daha kolay çözeriz. Bu sabah erkenden kalktı. Her zamanki gibi elini yüzünü yıkayıp saçlarını taradı. Birinci tarama kelimemizi bulduk. Saçlarını taradı. Bir şeyin tellerini birbirinden ayırıp karışıklığını gidermek. Evet zaten A seçeneği tam buna karşılık geliyor ve bu durumda A seçeneğini hemen eliyorum. Güneş yeni yeni gösteriyordu yüzünü. Pencereyi açıp derin bir nefes aldı. Güneşin doğuşuyla aydınlanan gökyüzünü ve ufku taradı uzun bir süre. Evet, ikinci taramak kelimesi. Ufku taradı derken burada ufka baktı ve inceledi anlamı vardır. Aşağıdaki seçeneklerde buna uygun olanı arıyorum. Kafasından geçirmek, belli belirsiz düşünmek, bir şeyin içindeki gereksiz maddeleri ayıklamak, dikkatle bakmak, süzmek. Evet, D seçeneği de buna karşılık gelmekte. D seçeneğim de gitti. Sonra bahçenin ayrık otları ve taşlarla dolu toprağına takıldı gözleri. Dışarı çıkarak kullanacağı malzemeleri hazırladı özenle. Bahçenin bir bölümünü dikkatlice belledi, toprağı tırnıkla tarayıp taşları ve otları ayırdı. Evet, toprağı tırnıkla tarayıp zaten taşları ve otları ayırdı derken bir şeyin içindeki gereksiz maddelerden ayıklamak anlamını hemen fark ediyoruz. O yüzden bu sorumuzun doğru seçeneği B olarak karşımıza çıkıyor. Evet, bir sonraki sorumuza geçelim. Evet, ikinci sorumuz. İki numaralı cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir? Amazon ormanları sera etkisi oluşturup dünyayı ısıtan karbondioksiti atmosferden emerek havaya oksijen salması ve gezegenimizin soğumasına yardımcı olmasıyla bilinmektedir. Şimdi bir şey okuduktan sonra mutlaka kendi süzgecinizden bir geçirin. Şimdi ben bu cümleden ne anladığımı bir kendi kelimelerinizle kendinize ifade edin. Yani Amazon ormanları dünyamızın soğumasına yardımcı oluyormuş. İkinci cümleye bakıyorum. Önemli bilimsel dergilerin birinde yayınlanan yeni bir araştırma Amazon ormanlarının bir bölümünün emdiği karbondioksitten fazlasını atmosfere yaydığını gösteriyor. Şimdi ikinci cümleyi okuduğumuzda birinci cümlede söylediğinin tam tersini, onunla çelişen bir ifadeyi söylediğini fark ediyoruz. Yani aslında Amazon ormanları düşündüğümüz gibi gezegenimizin soğumasına yardımcı olmuyormuş. Seçeneklere döndüğümüzde birinci cümlede ifade edilenlerle çelişen bir durumdan söz edilmektedir. Evet, A seçeneğinde zaten aradığımızı hemen buluyoruz. Ama diğer seçeneklere de bakmakta fayda var. Birinci cümlede değinilen düşüncenin bilimsel olarak kanıtlandığı belirtilmektedir. Birinci cümlede anlatılan durumun sebep olduğu bir olumsuzluktan bahsedilmektedir. Birinci cümlede vurgulanan durumu örneklendiren bir araştırma sonucu verilmiştir. Hayır, tamamıyla çelişen bir ifadeden bahsetmektedir. İkinci sorumuzun cevabı A olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer sorumuza geçiyoruz. Evet. Evet, üçüncü sorumuz bir tablo sorusu. Şimdi bu sorumuzu da çözelim birlikte. Bu bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Verilen bilgiler neymiş? Önce ona bakalım. Aşağıdaki tabloda bazı bitkilerden en yüksek verimin alınabilmesi için onların hangi bitkilerden önce veya sonra ekilmesi gerektiğiyle ilgili bilgiler verilmiştir. Küçük bir not var aşağıda. Ekimi yapılacak bitkiden önce ve sonra aynı toprağa ekilecek bitkiler ön ve art bitki olarak isimlendirilmiştir. Yani burada önü zaten biliyoruz da art kelimesinin sonra anlamına geldiği ile ilgili küçük bir hatırlatma yapmış bize. Şimdi seçeneklerimizi inceleyelim. Ürünlerden yüksek verim elde etmek için lahanadan önce salatalık. Hemen bakıyorum lahanadan önce salatalık var mı? Evet var. Lahanayı topladıktan sonra pırasa var mı? Evet var. Demek ki bu yanlış bir seçenek değil. Bu gitti. Biz yanlışı arıyoruz çünkü. Ispanak, kavun, fasulye. Hemen bakalım. Ispanak, kavun, fasulye. Onlara bir nokta koyalım. Ekiminden önce patates. Hemen okudukça burada doğru olup olmadığını kontrol ederseniz yani bir karışıklığa sebep olmaz. En sonda yaptığınızda başa dönmek zorunda kalabilirsiniz. Patatesi arıyorduk önce. Evet, ıspanaktan önce patates var. Fasulyeden önce patates var. Kavundan önce patates var. Devam ediyorum. Sonra ise soğan. Bakalım soğan var mı? Ispanaktan sonra soğan var. Fasulyeden sonra soğan var. Kavundan sonra soğan var. Bu da yanlış bir seçenek değil. Bu da gitti.
Domates ekimi yapacak birinin, domatese geldim. Yapacak birinin art bitki olarak ıspanağı, bakın burada art bitki olarak, yani aslında alıştığımızın tersini veriyor. Önceliği, önce sonrayı veriyor. Ispanak var mı? Evet, burada var. Ön bitki olarak da şimdi tersine dönüyoruz. Bezelyeyi tercih ediyor. Evet, burada da beklenti sizin ön dediğinde ve art dediğinde karışıklığa gitmeniz. Dikkatli olmamız gerekiyor. Ve son seçenek zaten herhalde doğru seçeneğimiz ama yine de kontrol ediyoruz. Biber ekecek biri. Hemen bibere geliyorum. Yüksek verim almak için ön bitki olarak kereviz. Bakalım var mı? Hayır, ön bitki olarak kereviz yok zaten. Art bitki olarak da bamya veya havuç, o da yok. Zaten doğru cevabımızın D seçeneği olduğu ortaya çıktı. Evet, bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, dördüncü sorumuz. Bu metne göre söz konusu kampanyanın başarılı olmasının asıl nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım. 1970'li yıllarda bir deterjan markasının ürün müdürü satışları arttırmak için yeni bir pazarlama yöntemi geliştirdi. O yıllara kadar uygulanan yöntem bütün deterjan paketlerinin içine hediye olarak bir çay kaşığının konulmasıydı. Ürün müdürünün geliştirdiği yeni yöntemde ise bir pakete basit, ucuz ama ihtiyacı karşılayan bir hediye konulacak ve bu hediyeler birbirinden farklı olacaktı. Çamaşır mandalı, saç tokası, anahtarlık gibi hediyeler hazırlandı ve kapalı paketlere birer tane konuldu. Paketlerin üzerine her pakette bir hediye bizde boş yok yazıldı. Bunun üzerine müşteriler paketlerin içinden çıkacak ürünü öğrenmek istedikleri için deterjana büyük ilgi gösterdi ve satışlar kısa sürede 10 kat arttı. Oldukça basit bir soru. Zaten son cümlede ifade ediyor. Öğrenmek istiyorlar. Yani bir merak duygusu söz konusu. Aşağıdaki seçeneklerde buna uygun olanı bulacağız. Kampanyanın kısa ve öz bir cümleyle duyurulması, hediyelerin toplumun herkesine hitap etmesi, üründen çıkacak hediyenin merak edilmesi, tüm paketlerde hediye konulması, tabii ki burada anahtar kelime meraktır. Bu cevabımız C seçeneği. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, bu da bir tablo sorusu. Bakalım, buna göre talimatları doğru şekilde yerine getiren yarışmacı haritada sırayla aşağıdaki sembollerin hangilerini takip etmelidir? Bakalım, önce orientering ne demek, ondan birazcık bahsetmiş. Harita durumu ile yön bulmayı içeren bir spordur. Sporcular yarışma bölgesinin haritasında sembollerle belirtilmiş hedeflere sırasıyla ve en kısa sürede ulaşmaya çalışır. Aşağıda orientering haritasında bulunan bazı semboller verilmiştir. Şimdi bunu anladıktan sonra bizim için verilen bütün yönergelere bakalım. Bir orientering yarışmasında talimatlara göre yarışmacı orman yolunu takip ederek, şimdi buradan başlayalım. Orman yolunu takip ediyor. Biz yukarıda orman yolunu buluyoruz. Orman yolu işaretimiz nokta nokta diye çift çizgi gidiyor. Bu durumda hemen C ve D seçeneklerini eliyorum. Bundan sonrasına devam ediyorum. Zaten bakarsanız bundan sonra ikinci, üçüncü işaretlerde hiç ortaklık söz konusu olduğu için bir eleme yapamayacağız. Oraları hızlıca geçelim. Takip ederek hendeyi geçecek. Evet, hendek işareti ikisinde de var. Ve karşılaşacak küçük çukurlara çukur işareti ikisinde de var. Şimdi olay ortaya çıkacak. Dikkat ederek geçide ulaşacaktır. Şimdi geçit hangisi bakıyorum? Geçit burada şu sembolle ifade edilmiş. O zaman A seçeneğimiz gidiyor. Doğru seçeneğimiz B. Çünkü A seçeneğinde verilen işarete bakacak olursak bu bir geçit işareti değil, bu bir köprü işareti. Bunu bulduktan sonra diğer yönergeleri okumanıza gerek yok. Zaten okuduğunuzda bir sonrakinin de aynı olduğunu göreceksiniz. O yüzden cevabımız B seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir sonraki soruya geçebiliriz. Evet, altıncı soru. Aşağıdaki sorulardan hangisi bu parçada verilen biriyle ilişkilendirilemez? Yukarıdaki açıklamaları okudukça aşağıdaki doğru seçeneklerimizden sırasıyla eleme yapacağız. Şimdi birinci açıklamayı okuyorum. Karasal tuzlu sulardan lityum elde edilirken önce havuzlarda biriktirilen tuzlu suyun açık havada güneş enerjisiyle kendi kendine buharlaşması beklenir. Daha sonra çökertideki lityum karbonat ayrılır. Ancak tuzlu suyun içinde yüksek oranda magnezyum bulunması
arttırma sürecinin verimini düşürür ve maliyetini arttırır. Bu nedenle karasal tuzlu sularda lityum çıkarılması için magnezyum lityum oranının en çok 6/1 olması beklenir. Burada aşağıdaki seçeneklere bakarsak lityum hangi alanlarda kullanılır, lityum nasıl elde edilir, hangi sıvı atıklardan lityum üretilebilir, Türkiye'de lityum var mıdır? Şimdi burada nasıl üretildiğini açık bir şekilde basamak basamak aşamalı bir şekilde anlatıyor. Demek ki B seçeneği gitti. Lityumun nasıl elde edildiği var. Devam ediyorum. Türkiye'nin farklı bölgelerinde lityum kaynakları bulunuyor. Ancak bunlar ekonomik değeri olan kaynaklar değil. Örneğin Tuz Gölü'nde 1 litre tuzlu suda 325 mg lityum bulunuyor. Fakat yüksek oranda magnezyum içermesi nedeniyle Tuz Gölü'nden lityum elde edilmesi hayli güç. Yani az önce seçenekleri okuduğumuzda zaten aklımızda kalmıştır muhtemelen. Burada diyor ki Türkiye'de lityum var mıdır? Varmış Tuz Gölü'nde ama çok verimli değilmiş. Devam ediyorum. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, bor madeninin işlendiği fabrikalarda ortaya çıkan sıvı atıklardan geri dönüşüm yöntemiyle lityum elde edilmesi için bir teknik geliştirdi. Eti Maden tarafından geliştirilen lityum karbonat üretim tekniğiyle sıvı atığın yaklaşık %90'ı geri dönüştürülüyor. Bu sayede atık miktarında ciddi bir azalma da sağlanıyor. Burada ilk seçeneğim kaldı zaten. Lityumun hangi alanlarda kullanıldığı ile ilgili paragrafın hiçbir tarafında bilgi verilmedi ama hangi sıvı atıklardan lityum üretildiğinden bahsedildi. O yüzden doğru cevabımız A seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, 7. sorum. Bu metinde stres hormonu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz? Bakalım. Stres vücudun her türlü uyarana yanıt verme yoludur. Beyin tehlike altında olduğunu hissettiğinde vücudu harekete geçiren stres hormonu salgılar. Bu hormonun etkisiyle kalp atışları hızlanır, kan basıncı yükselir ve duyular keskinleşir. Böylece odaklanma hızı ve dayanıklılık artar. Savaş ya da kaç tepkisi olarak bilinen bu durum vücudu korumanın yoludur. Ancak stres hormonunun salgılanması olumlu bir durum gibi görünse de bunun süreklilik arz etmesi vücuda zarar verir. Gözümüze güneş geldiği gibi için kaşlarımızı çattığımızda bile beynimizin üzgün olduğumuzu sanarak stres hormonu salgıladığını düşünürsek, stresi kontrol etmenin ruh ve beden sağlığımız için ne kadar önemli olduğunu anlayabiliriz. Çocuklar, bu paragraflar çok uzunsa eğer, paragraflarda bir bölümü okuyup seçeneklere bakmamız daha mantıklı. Ancak paragrafımız çok uzun değil, yani sonuna vardığımızda bütün bilgilerle hakim oluruz diye düşünüyorum. A seçeneğine bakıyorum, stres dışındaki durumlarda da salgılanmaktadır. Evet, en son okuduğumuzda bunu fark ettik. Mesela gözümüze güneş gelmesi bir stres durumu olmamasına rağmen üzgün olduğumuzu düşünüp beynimiz bunu salgılayabiliyormuş. Bu seçenek gitti. Vücuda faydası ve zararı salgılanma sıklığına göre değişmektedir. En başta bunu anlattı. Aslında faydalı bir durum olmasına rağmen süreklilik arz etmesi durumunda zarara dönüşebiliyormuş. C seçeneğinde vücudun tehlikelere karşı kendisini savunma için salgılanır ki bunu en başta bahsetti. Tehlike altında hissettiğinde bir savunma mekanizması olduğunu söyledi. D'ye bakıyorum. Stres gerektirmeyen durumlarda salgılanması vücut için faydalıdır. Zaten bunun zararlı olduğunu kendi günlük hayatımızdan da sınav stresi altına girdiğimizde de kendi yaşantımızdan da biliyoruz. D seçeneği doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor. Bir sonraki sorumuza geçebiliriz. 8. sorumuz bir mantık muhakeme sorusu. Soru kökünü okuyorum. Buna göre aşağıdaki kişilerden hangilerinin gittiği oyun ve tarih kesin olarak bilinir diyor. Aşağıda Aralık ayının takvimi ve bir tiyatroda bu ayın bazı günlerinde sahnelenecek oyunlar verilmiştir. Bu oyunlara giden kişiler Ayşe, Burak, Cengiz, Defne, Erdem ve Ferda adlı kişiler olarak verilmiş. Ve her bir kişi farklı tarihteki bu oyuna gidecek. Zaten 6 tane tarihim var, 6 tane kişim var. Tam olarak birbiriyle örtüşüyor. Ayşe ve Burak aynı oyuna gidecektir. Şimdi aynı oyunlara bakarsak bir cimri, bir de köşe başını görüyoruz. Yani Ayşe, Burak cimriye gidebilir. Ve Ayşe, Burak köşe başına gidebilir. Devam ediyorum okumaya. Defne, Erdem ile aynı hafta. Onu şuraya küçük bir not alalım. Defne, Erdem ile aynı hafta. Ferda da ise bir önceki hafta. Yani bunları takip eden de Ferda tiyatroya gidecek. Şöyle bir sıra söz konusu burada. Şimdi bu aynı haftaları belirlemem lazım ki takvime verilme amacı bu. Bakarsak 8-11 Aralık aynı hafta, 14-18 Aralık aynı hafta, 22-26 Aralık aynı hafta olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi bu bizim sorumuzdaki en önemli bilgi.
Çünkü ben Ferda'yı eğer son haftaya yazacak olursam, yani 22 Aralık, 26 Aralık haftasına yazacak olursam, köşe başı ve cimriye gitmesi gereken Ayşe ve Burak bunların hiçbirine gidemiyor. Doğal olarak Ferda'yı son haftaya yazma olasılığım yok. Ferda'yı nereye yazacağız? Ferda'yı mutlaka 14-18 Aralık haftasına yazacağım. Bu durumda ise bir önceki hafta olan 8 ve 11 Aralık haftasına Defne ve Erdem'i yazacağım. Bu durumda Cimri oyunundan, isterseniz silgi yardımıyla silelim, Cimri oyunundan Ayşe ve Burak'ı aldım. Ayşe ve Burak hangi oyuna gitmiş oluyor? Ayşe ve Burak köşe başı oyununa gitmiş oluyor. Ama Ayşe mi köşe başına gitti? Yani 14 Aralık'ta gitti, Burak mı 14 Aralık'ta bilmiyorum ama köşe başı oyununa gittiğini biliyoruz. O zaman Defne ve Erdem ise 8-11 Aralık tarihleri arasındaki bu oyunları kapatmış oluyorlar. Ama kendi aralarında da tabii ki bir farklılık söz konusu. Hangi tarihe kimin gittiğini bilmiyorum. Bu durumda köşe başını zaten bu arkadaşlara verdiğime göre Ferda kime kalıyor? Cimri'ye kalıyor. Ferda'nın kesin gittiği oyun Cimri oyunu. Ve bu haftayı doldurduğum, köşe başını da doldurduğum için bir sonraki tek kalan oyunumuza da ismi hiç geçmeyen Cengiz gitmiş oluyor. Yani seçeneklere bakarsak kesin kimin gittiğini bildiğim seçenekler Ferda ve Cengiz seçenekleri. Evet, bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, 9. soru bir yazım yanlışı sorusu. Hangisinde yazım yanlışı olduğunu soruyor. Şimdi sadece altı çizili kelimelere baktığımızda zaten sanki bir yazım yanlışı yokmuş gibi görüyoruz. O yüzden paragrafın tamamını okumamız gerekiyor. Su, bireylerin en temel gereksinimi olması ve başta ekonomik faaliyetlerde kullanılması nedeniyle insanlık için vazgeçilmez bir kaynaktır. Evet, vazgeçilmez sözcüğü böyle bitişik yazılan bir sözcüktür. Zaten bu durumlarda eğer karar veremiyorsanız vazgeçilmezi bir de ayrı yazın. Görsel hafızanızda, okuduğunuz kitaplarda zaten böyle yazılmadığını fark edeceksinizdir. Devam ediyorum. Bu sebeple 1993 yılında Birleşmiş Milletler 22 Mart'ı, evet burada kesin ve tam bir tarih verdiği için Mart'ın mevsi büyük yazılır ve tabii ki gelen çekim ve kesme işaretiyle ayrılır. Burada da bir sıkıntı yok. Dünya su günü ilan etmiştir. Bugünün amacı tatlı su kaynaklarının önemini dikkat çekmek ve küresel su kriziyle mücadele etmektir. Şimdi bugün kelimesi normal şartlarda bitişik yazılan bir kelimedir. Mesela o gün, şu gün yazarken ayrı yazmamıza rağmen bugün yazarken bitişik yazarız. Ancak buradaki bugün kelimesi yani 22 Mart'ı kastettiği için yani işaret anlamıyla kullanıldığı için ayrı yazmamız gerekiyordu. Bugünün yani bugünün derken 22 Mart'ın demek istiyor. O yüzden yanlış seçeneğimiz C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. Zaten D seçeneğine baktığında yılındaki burada belki ki'de bir sıkıntı var mı diye şüpheye düşebilirsiniz ama daki şeklindeki ki yani sıfat yapan ki daima bitişik yazılır. O yüzden bu sorumuzun doğru cevabı C seçeneği olarak karşımıza çıkmaktadır. Evet, bir sonraki sorumuza geçebiliriz. Evet, 10. sorumuz bir mantık bir cümlenin ögeleri sorusu. Hemen soru kökünü okuyorum. Bu açıklamadan hareketle metinde numaralanmış cümlelerin hangisinde altı çizili bölüm özne değildir? Özneyi hatırlatmış size küçük bir bilgiyle. Özne yüklemde bildirilen yargıyı gerçekleştiren veya o durumda bulunan ögedir. Yükleme sorulan ne kim soruları cümlede özneyi buldurur. Tabii biz özneyi bulmadan önce mutlaka yüklemi doğru belirlemeliyiz. Eğer yüklemi doğru belirlemezseniz hiçbir ögeyi doğru bulamazsınız. Bakalım. İnsanoğlu yaklaşık 10 bin yıl önce yerleşik hayata geçmeye başladı. Ki burada işi yapan kelime bu. Yani yüklem başladı. Başlayan kim? İnsanoğlu. Evet, doğru bir özne olarak karşımıza çıkıyor. İşi yapıyor. Devam ediyorum. Tarımsal üretim faaliyetleri bunun en önemli sebebiydi. Az önce de dediğim gibi kip kimdeyse yüklem odur. Ancak sebebi kelimesi isim olduğu için bir grup halinde olup olmadığını kontrol ediyoruz. Kimitekim burada bir tamlama var. Bunun en önemli sebebiydi yüklem. Soruyorum sorumu. Bunun en önemli sebebi olan ne? Tarımsal üretim faaliyetleri. Evet, özne
doğru bir şekilde belirlenmiş. Doğru soruları sormazsak doğru cevapları alamayız. Devam ediyorum. İklim koşullarının aşırı değişiklik göstermemesi insanların tarım yapabilmesini kolaylaştırıyordu. Kolaylaştırıyordu, yüklem tek başına bir fiil. Kolaylaştıran ne? İklim koşullarının aşırı değişiklik göstermemesi özne. Bizim özne diye altını çizdiğimiz kelimeye bakacak olursak, sormamız gereken soru şu: neyi kolaylaştırıyordu? İnsanların tarım yapabilmesinin tekim haleki de orada bulunmaktadır. Neyi sorusunu sorduğum için karşılık olacak ögen belirtili nesnedir. Yani bu sorunun doğru cevabı C seçeneğidir. Evet, sorularımızı burada sonlandırıyoruz. Hepinize başarılar diliyorum.